Merhabalar değerli öğrencilerim. Şimdi ikinci bölümün ikinci konu testini çözeceğiz dostlar. Bu videomuzda hemen vakit kaybetmiyorum ve ayarlamasını yapıp bira bismillah diyorum, başlıyorum. Odaklanmasını da ayarlayalım şöyle bir. Evet. Sivri bir uç gördüğümüzde ne yapacağız demiştik? Paralel olan çizgileri paralel bir çizgide biz çizeceğiz. Bunun adına da törpüleme yöntemi demiştim dostlar. Bakın U kuralı çıkıyordu törpüleme yönteminin her seferinde. Şurası 70 derece oldu. 70, 50 daha 120. Şurası 60 derece geldi. Ve 60 ile X'in toplamı 180 olacağından X'e de 120 derece düştü dedik. Geldik ikinci sorumuza. Nereyi soruyor bize? C, F, K. Şuradaki açıyı soruyor. Burada bir U'nun abisi görüyorum. Ve demiştim ki U'nun abisini gördüğünüzde paralel çizgileri uzatıp M kuralı yapınız. Şimdi şurayı soruyor X. Ters açıdan bu da X. 50. Ters açıdan bu da 50. Ve aşağıya doğru bakanların toplamı yani 50 ile X'in toplamı eşit olacak. Yukarıya bakan 120'yi. Bu durumda X eşittir 70 olmalı ki 50 ile toplandığında 120 yapsın. Evet, üçüncü sorudayız dostlarım. 30 derecemiz var. İkiz kenar üçgenimiz var. Eşit açılarımız var. BAC. BAC. Şuradaki açıyı da bize soruyormuş kerata. Hadi şöyle bir eşit açılarımıza X diyelim. X diyelim. Dostum şu X ile 30'un toplamı 2 iç açıdır. Şu üçüncü açının dışına eşit. Yani burası X artı 30. İkiz kenardan burası da X artı 30 olacak. Şu sorulan yere soru işareti çakıyorum ve şunu görüyorum bakın şu üçgende. X ile soru işaretinin toplamı X artı soru işareti eşit olacak. Üçüncü açımın yani şu açının dışına yani şuraya eşit olacak. Orada da ne var? 30 var. 30 var X var. Yani 60 artı X'e eşit olacak diyorum. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralında. Demek ki X'ler de sadeleşirse soru işareti 60 kaldı. Evet, dördüncü sorudayım. Yine çok benzer bir soru. Bakınız ne diyor önce? AB AC'ye eşit. Şu eşit açılarımızı bir görelim ve bunlara X X diyelim. Madem ki bu ikiz kenar taban açıları eşit. Peki şurası X ile 30'un toplamı üçüncünün dışına eşittir. Burası X artı 30 olacak. Yine burası da X artı 30 ikiz kenardan dolayı. Nereyi soruyor? B, A, D. Şuraya soru işaretini çaktım. Ve bakın yine iki iç açımın toplamı yani X ile soru işaretinin toplamı eşitmiş. Üçüncünün yani şu açının dışına. Bakın dışında yine X artı 30 ile 30 var. Yani 60 artı X var. X'lere bay bay dedim. Soru işareti 60 çıktı. Evet, beşinci sorudayız. Şunu fark ettim. Kayı kuralım var arkadaşlar. Kayı kuralı dediğim kural. Konu anlatım videolarında görürsünüz bunu dostlarım. 20 derece vermiş ECB'yi. Bir yazayım onu. Şurası 20 dereceymiş. Şunu gördüm bakın. Şu yükseklik aynı zamanda kenar ortay oldu. Ne diyordum? Açı ortay da olacak. Bu üçgen ikiz kenar da olacak. Şimdi açı ortay olduğunu da gösterelim bu doğrunun. Ve bu üçgen ikiz kenar. Yani DC DB'ye eşittir artık. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Adam demiş ki AE AC'ye eşit. Onu da yazalım. AE AC'ye eşitmiş. Bunu da göstermiş olalım. Başka ACD ACD şuradaki açıyı da bize soruyor artık bu adam. Hadi şu aradaki boşluğa da Y diyelim. Bakın burası X artı Y olduysa şu ikiz kenarlıktan burası da X artı Y'dir diyorum. Şurası y artı 20 ise yine ikiz kenarlığı bulmuştuk kayı kuralında. Burası da y artı 20. Hadi son darbeyi vuralım şimdi. Bakın şuradaki 20 ile şuradaki y artı 20'nin toplamı iki iç açıdır. Ne var onların toplamında? 20 var, y artı 20 var. Yani y artı 40 eşit olacak dış açıya. Şuradaki y artı x'e. Y'ler de giderse x dediğimiz yer 40 derece çıktı. Evet, altıncı soruya geçelim ben de hemen. AD açıortaymış. Tamam, buradan aşağı inen açıortay. Bakın eşit açılar var. A, A diyelim. Şunlara da B, B diyelim.
Dostum şu A ile şu B'nin toplamı 2 iç açıdır, üçüncünün dışına. Yani şuraya eşit. A artı B burası. Öğretmenim bu B ile bu A'nın da toplamı 2 iç açıdır. O zaman şurası da üçüncü açının dışıdır. A artı B de burası oldu. D, E, C'yi soruyor. D, E, C. Yani A artı B'yi soruyor bize. Bakın bu da A artı B, bu da A artı B. Yani aslında şu minicik üçgen meğersem ikiz kenar üçgenmiş. Tepesi 40 derece ise 140 kalıyor diğer eşit olan şu iki açıya 140 kaldı. 140'ı da 2'ye böldüm. 70-70 paylaştılar. Demek ki A artı B 70 dereceymiş. Yapıştır gelsin. Evet, 7. sorumuza bakıyoruz. Yine eşit açılar görüyorum dostlar. Artık biliyorsunuz. A diyorum noktalara. B diyorum çizgilere. Hatta şu A ile şu B'nin toplamı 2 iç açıdır. Şurası da A artı B'dir dedim. Ve bakın bu da A artı B. Bu da A artı B. Demek ki şu AE ile AC birbirine eşitmiş. 50 vermiş bir yeri. ACE'yi. ACE. Yani B artı E A'yı 50 derece vermiş şuranın toplamını. O zaman artık şurası da 50 derecedir. A artı B olduğu için. Peki 50 burada. 50 burada 100. Şu tepeye ne kaldı? 80. A, E, C'yi soruyor. A, E, C. A, E, C. O 50'yi soruyormuş bize zaten dostum. Biz çoktan bulmuşuz bile. 8. soru artık sizin tanıdığınız bir sorudur. Doğru da açı sorusudur. Bakın hiç daha soruyu okumadan yapacağım şey belli. Şuradan paraleli çizeceğim. Törpüleme yöntemini yaptım. Şimdi önce şurada bir M kuralı var. Onu bir kalınlaştırayım sizin için. Şu M kuralını bakın. Şurada bir M var. 30 ile şuradaki açının toplamı 90'a eşit olacak. Demek ki bu açı 60. Şimdi şuradaki Y artı 60 ile X açısının ölçüsü şu Z kuralından birbirine eşittir. Bakın şurada yeşil ile gösterdiğim Z'yi görün. Demek ki diyeceğim ki 60 artı Y, 60 artı Y eşittir X. Şurada da bana bir denklem vermiş dostum. X gördüğüm yere 60 artı Y yazayım mı ben hemen? 60 artı Y. Bir de Y kendiliğinden var. Eşittir 160. Demek ki 2Y eşittir 100. Y eşittir 50 çıktı. Y 50 ise 60 ile 50'nin toplamı yani 110 da X'e eşit çıktı diyebiliriz artık. Evet 8 numarada tamamdır. Hemen çevirdik. 9 numaradayız dostlarım. Okuyalım bakalım. Eşit açılar görüyorsun. Hemen A, A'yı yapıştırdık. Bu 1. Şuradaki 50 ile A'nın toplamı 2 iç açıdır. Şuradaki dış açıya eşittir 50 artı A diyelim buraya biz. B, A, C'yi soruyor bize. B, A, C şuranın tamamını soruyor dostum. Acaba kaç derecedir diye. Şimdi şunu gördüm ben bir de. Bakın şu üçgene odaklanın şuraya. Burada şimdi 50 var, 30 var. Yani 80 var bir de A var. 180 olabilmesi için buradan ben ne yazmalıyım şuraya? 80 artı A ise 100 eksi A yazmalıyım ki ben bu açıya. Topladığımda bakın A'lar da gitsin. A'lar sadeleşiyor. Eksi A ile artı A sadeleşiyorlar şunlar. 150 ve 30'un toplamı kalıyor. Yani 180 kalıyor. Şimdi bize sorduğu açı şuranın tamamıydı. Bakın buranın tamamının içinde ne var? 100 eksi A var. Bir de A var. İşte A'lar gidince toplamı 100 derece yaptı. Evet 10. sorudayız arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Yine eşit açılar görüyoruz. Hemen BD açıortay 25. X kaç derecedir diye de bir şey sormuş bize. Şöyle bir başlayalım. A diyelim. A diyelim buraya. Hatta şu A'yı biliyorum bakın. 25 burası. 90 burası ise 115. A'yı biz 65 olarak biliyoruz. 65 yazalım o zaman. 65, 90. Şuraya da 25 kalır. Onu da yazalım. 25'in tam ters açısı şurası da 25 derecedir. Onu yazdık. Ve bakın şu iki iç açı, iki tane 25'in toplamı 50 yapar. Üçüncünün yani şuranın dışına eşittir. X'e eşittir. Demek ki X 50 derecedir. Paketle gelsin. Evet. Şu bir ikizkenar üçgenmiş. A, E. Diyor ki AD
AE'ye ve AC'ye eşit. Yani AE'ye de biz şöyle çak çak yapalım hemen. 40'ı vermiş, x kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Bakalım şimdi bu birazcık zorlayacakmış gibi geldi bana. X kaçtır diye soruyor. Önce şu ikiz kenara bir konuşalım. Şuraya da bir x yazalım biz dostum. Taban açıları eşit sonuçta. Şuraya bir y diyelim. Diyelim ki bunlar birbirine eşitse şurası da x artı y'dir. Bunu da yazalım. Bu da tamamdır. Peki hatta ne görelim başka? Şuraya da bir harf versek mi diye düşünüyorum. Verelim gitsin. Şuraya da m diyelim. Burası x artı m ise şu ikisi eşit olduğundan dolayı burası da x artı m. Bunu da yazmış olalım böylelikle. Şimdi ne soruyor bize? X kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şöyle yapalım. Şimdi şurası 40 derece. Bu tarafına 140 kaldı o halde. Şurası 140 olacak. Ne var o 140'ın içinde? X artı y var. X artı m var. X artı y ile x artı m'nin toplamı 140. Bir de şunu biliyorum ben arkadaşım. Şu üçgenin de bakın içinde ne var? Y var. M var. Bir de x artı y ile x artı m var. Onu da yazalım. Y var. M var. Bir de x artı y. Bir x artı m'nin toplamı 180. Bunu da biliyoruz. O halde şurası 140'tı. Demek ki y ile m'nin toplamı ne olacak benim canım kardeşim? 40 derece olacak 180 olması için. Peki şuradan da y ile m'nin toplamı 40 ise 40'ı da ben buraya atsam 100 derece kalır. Ne için 100 derece kalır? X ile x için. Yani 2x eşittir 100'dür. X eşittir 50 derece çıkar. Evet, geçeriz biz de 12. Yine ikizkenar üçgenimiz var. Bir bakalım. BA BE'ye eşitmiş. Bakın BA eşitmiş BE'ye. Bir de CA eşittir diyor CD'ye. Onu da gösterelim. Şöyle yapalım. CA CD'ye eşittir. BAC'yi 100 vermiş. Şuranın tamamı 100 dereceymiş. DAE. Şu aradaki x diyelim buraya. Bu x kaç derecedir diye bir soru soruyor. Biz de şimdi ikiz kenarlıkları konuşacağız. Şuraya biz bir A desek. Şimdi burası x artı A oldu ya. O zaman burası da x artı A'dır. Çünkü kırmızıların eşitliğinden yazdım. Şuraya bir B desek. Şimdi siyahlar eşitse birbirine. Şurası da x artı B olacak. Ve bakın neler bulduk şimdi. Şurası 100'dü ya. Yani x'in A'nın ve B'nin toplamını 100 biliyoruz. Bu bir dursun. Şurada bir üçgen var. İç açıları toplamı 180'dir. Onu da yazalım hemen. Ne var o üçgenin içinde? 3x var. Artı A var. Artı B var. Bu da 180. Bakın çıkarın bunları birbirinden. A'lar gitti, B'ler gitti. 2x kaldı 80. X eşittir 40 oldu. Yapıştır gelsin. 13 numaradayım. İkizkenar üçgeni görüyorum. Bir şey daha var bakın burada. AB, AC'ye eşit. Bir de BD ile BA'nın toplamı. BD ile şuna X diyelim. BA'ya Y diyelim. Burası da Y olur. X ile Y'nin toplamı BC'ye eşit. BC neresi? Şuraya eşitmiş arkadaşlarım. Burası neymiş o zaman? X artı Y. X buradaysa buraya da Y kaldı. Ve bakın burada da bir ikizkenar çıktı. Şurası 105 ise 75 yazdım. İkiz kenarlıktan buraya da 75 yazdım. 75, 75, 150'dir. Buraya 30 kaldı. Şu ikiz kenarı kullandım. Y, Y ya. O zaman buraya da 30 kaldı. Nereyi soruyor? A, C, B. Şuradaki 30'u soruyormuş. Cevabımız Bursa'dan çıktı. Evet, 14 numaradayım. BD DC'ye eşit. Bakın dik açıdan kenar orta inmiş hipotenüse. O zaman bunu da şöyle tık tık koyalım biz. EC AE'nin iki katıdır diyor. EC AE'nin iki katıdır. Yani burası K, burası K, EC'nin olduğu yer 2K'dır diyor. Tamam. Başka olduğuna göre DEC. Şuradaki açının ölçüsü de kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Bakalım neler yapacağız şimdi. Evet, bu birazcık daha hoş bir soruymuş. Bakalım neler gelecek. Şimdi sanki bir
Orta taban yapasım var benim dostum. Şuradan bir paralel çizesim var. Sonuçta ikiye bölmüş. Böyle bir şey yapabilirim. Ya da şunu yapalım. Şuraya x diyelim. Burası da x olsun. Burası da 2x olacak diyelim mecbur. Çünkü iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. E şurası da şunlar birbirine eşit olduğu için burası da x olacak diyelim. Şimdi başka şu orta tabanı mecbur yapacağım herhalde. Şunu bir çizsek orta taban. Burayı 2'ye bölecek. Şuna 2k, şuna 4k diyeyim ben. Bu da 2k olsun. 6k'yı 2'ye bölecekse evet şimdi oluyor arkadaşlar. Bu paraleli mecbur çizecekmişim ben. Orta tabanı yapacakmışım. Zaten taktikte öyle diyordu ya. Şunları 2 katını aldım ki tam 2'ye bölünsün. Tabii ki burası da 2k geldi. Şimdi 6k tam 2'ye bölecek orta taban olduğu için buraya paralel. Burayı da mecbur 2'ye bölecek tam şu noktada. 6k 2'ye bölerse 3k, 3k buraya da k kaldı. Ve bakın şuradaki dik üçgende 90'ın karşısına 2k, neyin karşısına k düşer? 30'un. Burası 30, burası 90 ise aranan yerde 30, 60, 90'dan 60'ı yapıştırdık arkadaşlar. Güzel soruymuş bu. Biraz küçük olduğu için tam güzel okuyamamış olabiliriz tabii. Evet, CA eşittir CB'ye. Onu da bir gösterelim. CA ile CB birbirine eşitmiş. İkizkenar var orada. EA ile onu zaten gördük. EDC'yi de 80 vermiş. X kaçtır diyor. Şimdi şu eşit açılara bir Y, bir de buraya Y diyelim. Şunlar birbirine eşitse buraya X artı Y düştüğü için buraya da X artı Y düştü diyelim. Şimdi bakın bir de iki iç açı bir dış açı muhabbeti yapacağım. Şu üçgende sadece. İç açılarımız X ile X artı Y. Toplamları 2X artı Y yaptı. Nereye eşit? Şu benim üçüncü açımın dışına. Yani Y artı 80'e eşit. Y'ler gitti. 2X 80. X de 40 çıktı. Evet son sorudayız. ABC bir üçgen. AE AC'ye eşit. Tamam orada bir ikiz kenar var. Bir de DB DC'ye eşitmiş. Şimdi onu bir gösterelim. DB ile DC eşitmiş birbirine. Şunlara biz hemen A diyelim. A diyelim. BAC'yi de 80 vermiş. Şuranın tamamı da 80. Bir de ne eşitti? AE ile AC. AE ile AC. Şuraya B dersek burası da A artı B. Bunu da bir yazdık. Şimdi bakın şu A artı B neyle neyin toplamı? Şu A ile şu B'nin şuranın toplamı. O zaman burası mecbur B olacak. Peki burası B ise şuraya ne kaldı mecburen? 80 eksi B kaldı. Son darbeyi şu üçgenden vuruyorum dostum. Şuradan. İç açıları X var. B var. Bir de 80 eksi B var ki bunların toplamının 180 olduğunu biliyorum. B'ler gitti. X'i yalnız bırakalım. 80 o tarafa giderse 100 çıktı X'imiz. Evet arkadaşlar üçgende açıda görüyorsunuz. Bulmaca gibi. Ya inanın bana bu soruları daha önceden çözmedim. Böyle koyuyorum önüme pat diye çözmeye başlıyorum. Ve ne yapacağımı ben de bilmiyorum dostlar sizin gibi. Bir şekilde harflendirdiğiniz zaman mutlaka çıkıyor. Üçgende açıdan son 3 yılda garanti soru soruyorlar. Bu yılda soracaklar haberiniz olsun. Evet dostlarım görüşürüz bir sonraki videomuzda.